Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 15'ten fazla kişi hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Saldırgan üniversitenin öğrencisiydi. Babasını öldürdüğü iddiasıyla aranıyordu. Yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendi hayatına da son verdi. Silah sesleri yükseldi. Öğrenciler canlarını kurtarmak için çatıya çıktı. Olayın adresi Çekya. Başkent Prag'da bulunan Charles Üniversitesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar oldu. Öğrenciler saldırının ardından korku ve panik içinde koşmaya başladı. Üst katlarda bulunan bir grup öğrenci ise çareyi çatıya çıkmakta buldu. Burada saklanarak mermilerin hedefi olmaktan kurtulmaya çalıştı. Korku dolu anlar işte böyle kayda geçti. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Üniversite ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri kısa süre içinde saldırganın cansız bedenine ulaştı. Saldırganın üniversitenin sanat fakültesinde öğrenci olan 24 yaşındaki David Kozak olduğu ve saldırı sonrası intihar ettiği tespit edildi. Çekya polisinin açıklamalarına göre saldırgan okula Pırağ'ın 21 kilometre uzağındaki bir köyden geldi. Saldırganın babası ise bu köyde sabah saatlerinde ölü bulundu. Kozak ise babasını öldürme şüphesiyle polis tarafından aranıyordu. Bu sırada polis ekipleri Kozak'ın sosyal medyadan yaptığı yazışmalara ulaştı. Saldırganın okula gideceği anlaşıldı. Ve felsefe fakültesi polis ekipleri tarafından boşaltılarak önlem alındı. Ancak saldırgan üniversiteye ait başka bir binaya giderek saldırıyı orada gerçekleştirdi.